Sonunda hayır ben söyleyeyim. Bak. Şudur mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ismini vermesi Alevi yurttaşlarımızı aşırı derecede üzmüştür ve bu tarihe dayalı olarak yapılan zulümleri o döneme şimdi, denk gelerek doğru ismini vermesi için şey yapmıştım. Sizin adınızı orada duymak isterdik mesela. Senin, o adınızı verebilirdiniz. Senin söylediğin şey çok çirkin ve tarihe saygısızlıktır. Tarihe hakarettir. Bir defa Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en kuvvetli, en güçlü padişahlarından bir tanesidir. Öyle bir insanın oraya adının verilmesini sen Alevi vatandaşlarımızı üzmüştür diye nitelendirmen o da ayrı bir çirkinliktir. Yani biz şu anda bir yere bir ismi verirken bunu Aleviler seviyor, Sünniler sevmiyor veya Sünniler seviyor, Aleviler sevmiyor diye değerlendiremeyiz ki. Tarihte bu işte kimin kudreti olursa, kimin bu ülkede bizlere faydası olursa sonlara bakarız. Bakın Yavuz'un dönemi Osmanlı'nın dünyada 18 milyon kilometre karelik bir alana hükmettiği dönemdir. Bunlar böyle çalıştı. Biz bu insanların adını yaşatmayı nasıl anlamsınız? Nevşehir'de de üniversite. Aynı şekilde mesela ben şu anda Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin adını üniversiteye verdim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor. Serbemezdeki maksat yani Alevi dediklerinin ve şeylerin tebriklerinin yani, şey yapması yani bir tebrikler vardı. Korkarak Alevi. Korkarak. Sürekli böyle baskı altında sürekli korkarak bu kadar kemiği ne zaman açıldı? Sadece benim belediye başkanlığı üzerine Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi. Kardeşim çıkıp ben Alevi'yim diyemiyorsun. Yani sanki Alevi'nin çıkıp bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi değil mi? Ya ben boş ver. Şimdi söylemiyorum. Öyle ayrıştırmak istemiyoruz. Hepimiz bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Hepimiz kardeş. Anamur Afet Partisi'nin başkanı olarak bir Alevi olarak şu anda bir siyasi hareketin başında değil mi?